Hadi görüşürüz. Saat 10 itibariyle başlamış bulunmaktadır. Aldığımız bilgiye göre 30 il ve 350'ye yakın sporcumuz burada mücadele edecekler. Burada iki önemli bir şey var. Birincisi Nazmi Avcı gibi şehrimizin marka bir isminin adına verilmesi, güreş turnuvasının ve onun adının yaşatılması bizim için önemli. İkincisi ise bu salonumuzu biz daha 15 gün önce teslim aldık. Ve ilk turnuvanın güreşle başlaması, bu da bizim için önemli bir şey. Bu Greco-Roman güreşin akabinde ise Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası'yla 10-11 Aralık'ta devam edecek turnuvamız, yaklaşık 5 gün. Bundan sonra bu salonumuz, büyük salonumuz, 3500 kişilik Çorum Şehir Spor Salonu. Ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek nitelikte, her türlü donanıma sahip. Ben hem bu salonun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Çorumlu vefakarlığını her zaman güreşe göstermiştir. Sağ olsunlar, her sene burada üst düzeyde güreşlerimiz oluyor. Bundan sonra da olacak. Hem belediye başkanımız, hem spor il müdürümüz, hem valiliğimiz sağ olsunlar güreşe destek olmakta devam ediyorlar. 350 sporcu şu an için. Sayıları daha sonrasında tekrar güncelleyeceğiz. Bu şampiyonun ayrıca bir önemi var. Kendi topraklarımızda yetişmiş. Uzunca burada dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş, olimpiyat üçüncüsü olmuş. Çok şampiyonlarımız var. Ama bu şampiyonun adı Nazmi Avcı Büyükler Türkiye Şampiyonası. O yüzden ayrıca bir gururluyuz. Bu minderlerden gelip şu anda yaşayan vefa göstergesi olarak bizlerin uygulamış olduğu Güreş Federasyonu Başkanı ve Başkan Vekili Yönetim Kurulu üyeleri artık şunu yapıyoruz. Yaşarken şampiyonlarımızın kıymetini biliyoruz. Vefamızı yaşarken gösterdiğimiz için